Rest. Gangsterlerle bir arada yetişti. Haraç, uyuşturucu ticareti ve fuhuş. Hepsini duymuştum. Onlardan biri olmaktan başka çaresi yoktu. Masayı onun ve arkadaşının üzerine doğru ittim. Başına vurdum ve vurmaya devam ettim. Kaçmaya karar verdiğinde bir numaralı toplum düşmanı ilan edildi. Ölüme terk edildi. Çocuklarım için mücadele edecektim. O pisliklerden birinin maşası olmayacaktım. Bir mafya ile evliyseniz soru soramaz ve konuşamazsınız. Ta ki şimdiye de. Aşk öldürür, kocam bir haydut. Andrea Giovino 60'lı yıllarda Brooklyn'de bir işçi sınıfı kasabasında büyüdü. Babası bir otobüs şoförüydü. Babam çok gururlu bir adamdı. Tek maaşla 10 çocuğa bakıyordu. Çok fakir bir aileydik. Andrea'nın annesi çocuklarını kendilerini savunmaları konusunda destekleyen bir ev kadınıydı. Bizi dışarı çıkarıp sokak çocuklarının yaptıklarını öğretirdi. Bunun sonucunda bazen 5 parmaklı bir indirim alıyorlardı. Erkenden çıkıp fırından bir şeyler alıyorduk. Durun, ne yapıyorsunuz, durun! Eve getiriyorduk ve kahvaltı ediyorduk. Andrea'nın annesi ona küçük yaşlarından itibaren yoksulluktan kurtulmanın tek yolunun evlenmek olduğunu öğretiyordu. Bu kadar basit. Yapılması gerekenler kocana hizmet etmek, yemek pişirmek, temizlik yapmak ve onun yanında olmak. O kalenin kralıdır. Mahalledeki herkes potansiyel birer kocaydı ama hiçbiri bir mafya kadar saygın değildi. Bu yüzden bizim dışarıdaki herhangi biriyle çıkmamızı istemezdi. Gangsterler önemli görünürdü. Doktor, avukat ya da ünlüler gibi. Akıllı adamlar ünlüydüler. Akıllı adamların güzel giysileri ve arabaları vardı. Onlara mahallenin elit kişileri gözüyle bakılırdı. Andrea annesinin sözünü dinledi ve erken yaşta evlendi. Ama 21 yaşında boşandığında bakması gereken bir de çocuğu vardı. Yaza dışı kumar salonlarında kokteyl garsonu olarak çalışıyordu. İşe gireli bir ay kadar olmuştu. O zamanlar 40 yaşlarında olan bir adamla görüşüyordum. Nasılsın prenses, beni hatırladın mı? Şık adam onu yemeğe davet etti ve o da kabul etti. Önce yemek yedik, sonra da sinemaya gittik. Çok hoştu, çok kibar bir adamdı. Ama o cuma işe gittiğimde işten kovulduğumu öğrendim. Üzgünüm, yapabileceğim bir şey yok. Neden? Andrea sebebin kibar beyefendi olduğunu öğrendi. Yeni arkadaşı Frank Lino'ydu. Bonanno suç ailesinin lideri. Kadının olması gereken yer konusunda sabit fikirliydi. Frank hiçbir kız arkadaşının çalışmadığını söyledi. Artık benim kızımsın, sana sahibim. Bu tarz bir sahiplenme. Ben de ne dedim? Frank Lino Bonanno suç ailesinin bir üyesiydi. Liderliğe kadar yükselmişti. Ailenin ele geçirilmesinde parmağı olduğu söyleniyordu. 3 lider öldürülmüştü. Lino'nun öldürülmek ya da kaçmak yerine yükselmiş olması olayla ilgili olduğunu kanıtlıyordu. Kara borsa sahtekarlığından tutuklandı ama zengin biri olarak saygı duyuluyordu. Çok para kazanıyordu, çok parası vardı. Kafası karışan Andrea konuyu ailesine açtı. Abim bir çete üyesiydi. Şöyle dedi. Frank Lino mu? Frank Lino, Bonanno ailesinin lideri. Çok zengin, sana çok iyi bakar. O bir lider, o bir lider diyordu. Bunu aileme yardım etmek için yapmam gerektiğini düşündüm. Frank Lino da kim? Tam da Andrea'nın annesinin kızı için istediği türden biriydi. Çünkü onu bir yemek fişi olarak görüyordu, bir çıkış yolu. Hem belki ailenin geri kalanı da o kadar paradan ve saygınlıktan nasibini alabilirdi. Bu şekilde çocuğuma bakabileceğimi düşündüm. O okula benim gibi utanç içinde gitmeyecekti. Ve böylece ailesinin bile hayal edemeyeceği bir hayata sahip oldu. Her şeyin en iyisine sahiptim. Manhattan'a limuzinle gidiyordum. Saks Fifth Avenue'da dolaşıyor ve Manhattan'daki bir kulübe ya da restorana girebiliyordum. Frank ona lüks hayatı ve mafya hayatını öğretti. Haraç ya da uyuşturucu ticareti operasyonları.
Çok güzel. Tamam, hadi otur biraz konuşalım. Fuhuş şebekeleri vardı. Bunların hepsini duyuyordum. Restoran işi ne oldu? Kulübü satın almayı düşünüyorum. Geleneksel Sicilya mafyasında eşler, kız arkadaşlar hiçbir şey bilmezler. Frank, iş konuşmamız gerek. Sorun yok, o yabancı değil. Amerikan mafyası ise bu kadınları ödül gibi kullanır. Yanlarında kulüplere götürür ve hava atarlar. Pek çok kadın olaya dahildir. Hatta bu örgütlerin pek çoğu işlerini yasallaştırmak için karılarının isimlerini bile kullanmaktadırlar. Tabii bu yasal işletmelerin gelirleri yasa dışı kazanılan paradır. Yani eşler olaya pek çok açıdan dahildir. Bu mafya düşüncesinin, mafyayı oluşturan malzemenin çürümesine sebep olmuştur. Bu çürüme kuralların yıkılmasıyla gerçekleşmiştir. Merhaba, nasılsın patron? Sizi tanıştırmak istediğim... İlişkilerinin birinci ayında Frank, Andrea'yı Bonanno suç ailesinin bir lideri olan Bruno ile tanıştırdı. Oturun. Andrea rahatsız oldu. Özellikle kız arkadaşlarına karşı davranışlarından. Ne kadar zamandır bu yaşlı fosille berabersiniz? Fazla olmadı. Bruno. Ne var? Bu biraz kaba değil mi? Ona şöyle dedi. Eğer lanet çeneni kapamazsam... Seni saçından tutup merdivenlerden aşağı atarım. Bir kelime daha edersen gebertirim seni. Ben tam sadece derken saçlarından tuttu ve onu götürdü. Andrea, buraya gel. Bruno, bırak beni, bırak beni. Merdivenlerden aşağı fırlattı. Aman Tanrım! Ağzım açık kaldı. Bu beni çok rahatsız etti çünkü onun yerinde ben olabilirdim. Böyle düşündüm. Artık Andrea ailedendi. Ne yazık ki masanın başındaki kişi Bruno'ydu. Yanıyorsun. Yukarı çık. 2 saat sonra dönerim. Tamam mı? Andrea'nın Bruno ile ilgili kuşkuları bir akşam üzeri kendi evinde doğrulandı. Yatağımda uzanıyordum. Birinin geldiğini gördüm. Bu oydu. Çekmecelerde bir şey arıyordu. Uyuyormuş numarası yaptım. Çünkü ondan korkuyordum. Sonra Frankie'nin zulası nerede diye sordum. Yatıştırıcılar nerede? Boş versene. Nerede? Bruno'nun ilgisi hemen Andrea'ya döndü. Yatağa oturdu ve saçlarıma dokunmaya başladı. Senin gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Beni heyecanlandırıyorsun dedi. Çok korkmuştum, dehşete düştüm. Çünkü o genç kıza ne yaptığını görmüştüm. O gittikçe yakınlaşırken Andrea'ya sakin olmaya çalıştı. Telefonu aldım ve onun başına vurdum. Hayır! Ve onunla bir kaplan gibi dövüştüm. Andrea! Neyse ki arkadaşım Julia geldi. Beni bıraktı ve kaçtı. Arka kapıdan dışarı çıktı. Bugüne kadar Franklino'ya o gün o odada ne olduğunu söylemedim. Asla. Bu saldırının ardından Andrea düşünülmeyecek olanı yapmaya karar verdi. Onunla kalamam. Bak, eğer ayrılırsan... Onu sevmiyorum, ona aşık değilim. Bunun aşkla alakası yok. Bu benim hayatım, onu sevmiyorum. Ve onunla mafya hayatını. Nereye gidiyorsun? Neler oluyor burada? Bir karar vermesi gerekiyordu. Frank'ten ayrılmak istiyordu ama bu çok riskliydi. Öldürülebilirdi. Ama Frank'i sevmekteydi ve korku içinde yaşamak istemiyordu. Emrinde 500 kişi olduğunu söylemiştin. Seni aldatmamı ister misin? Sonra beni öldürecek misin? Ben bunu mu hak ediyorum? Frank pes etti ve onu bıraktı. Suçlu insanlarla beraber olmak istemiyorum. Ben gerçekte yasa dışı işlere karışmayan bir iş adamıyla olmak isterdim. İşinden endişe etmeyeceğim biriyle. Bir süreliğine korkuyu üzerinden atmıştı. Sadece 8 ay sonra Andrea yeniden aşık oldu. İkinci kocam olacak çok kibar bir adamla tanıştım. Carmine, gerçek bir iş adamı. Yatırım bankacısıydı. İyi biriydi ama sıradandı. Ve onun heyecan ve macera gereksinimini karşılayamıyordu. Boşandıktan sonra Andrea eski arkadaşlarıyla görüşmeye başladı. 28. doğum günümdü. Yaklaşık 15 aydır dışarı çıkmıyordum.
Çocuklarla evde oturuyordum. Arkadaşım Margot, Brooklyn'e gitmiyoruz. Bir araba ayarlayıp şehre ineceğiz dedi. Çok hoş bir kulübe gidecektik. Kulüp A, Manhattan'da genellikle gangsterlerin takıldığı bir gece kulübüydü. Kendi kendime dans ediyordum. Başımı kaldırdım ve iri mavi gözleriyle büyüleyici derecede yakışıklı bir adamın bana doğru geldiğini gördüm. Merhaba, ben Mark. Andrea. Mark Reiter, baba John Gotti ile çok yakındı. Uyuşturucu satan Yahudi bir gençti. Ve Gambino suç ailesine kendini korumaları karşılığında para ödüyordu. Mafya patronu John Gotti'nin sağ kolu Mark Reiter'ın çekimine karşı koyamadı. John Gotti tam bir centilmendi. Biz oradayken biri küfür etse, söylediklerinize dikkat edin, bayanlar var derdi. Yüksek seviyede önemli bir gangsterin tipik özelliklerini taşıyordu. İçki içerdi, kumar oynardı, kadınlardan hoşlanırdı. Eğlenmeyi seven tipik bir gangster. Bana sürekli saygılı davranıyordu. Çünkü geçmişte Franklino ile beraber olduğumu biliyordu. Ne olduğunu bile anlamadan Andrea her geceyi Mark ve şık mafya babasıyla geçirir olmuştu. Heyecanın peşinden sürüklendim. Para. Manhattan'ın bütün kulüplerini geziyordum yine. An geliyor, bunun sonsuza dek süreceğini zannediyorsunuz. İnsanları cezbeden şey bu. Onu anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Bir dediği bir dediğini tutmuyor. Yanında Gotti'nin olmasına güvenerek Andrea bir gece kulüpte iki kadınla korkusuzca dalaştı. Bir kadın sürekli bu fahişe diye konuşuyordu. Fahişe, Margot tam bir sürtük. Arkadaşıma küfrediyordu. Arkadaşımın sürtük olduğunu söylüyordu. Ben de ona... Affedersin ama o benim arkadaşım. Bana ne arkadaşınsa? Kapa çeneni. Andrea Gotti'ye döndü ama kadın konuşmaya devam etmekteydi. Fahişe. Dedim ki affedersin Can, bu domuz arkadaşıma küfrediyor. Ona haddini bildireceğim. Masayı onun ve arkadaşının üzerine doğru ittim. Şampanya şişesini aldım ve kafasında kırdım. Ve vurmaya devam ettim. Bir yandan sana lanet çeneni kapamanı söyledim diyor. Kız gerçekten sağlammış. Dalga mı geçiyorsun? Bu inanılmazdı. İyi misin? Gotti ve arkadaşları etkilenmişti. Sen yeni Rocky Balboa'sın. O günden sonra kimse beni Andrea ya da Andy diye çağırmadı. Bana Rocky diyorlardı. O günden sonra Rocky olmuştum. Çevremdeki erkeklerden daha cesurdum. Kısa bir süre sonra Andrea gerçekten ne kadar cesur olduğunu kanıtlamıştı. Mark, polisin kendisini soruşturduğunu öğrenince Andrea'dan yardım istedi. Mark parasını Queens'deki daireme sakladı çünkü onu bulup el koymalarından korkuyordu. $300,000. Mark parayı aldı ve ortadan kayboldu. Seni özleyeceğim. Ama federallerden uzun süre kaçamadı. Kısa bir süre sonra Kaliforniya'da yakalandı. 8 ay hüküm giydi ve hapse girdi. Ömür boyu hapis cezası aldı. Şu an hala hapiste. Mark ömür boyu hapis cezası aldı. Andrea hayatına kendisini Kaliforniya'ya davet eden bir başka mafya ile devam etmekteydi. Mark Reiter'ın ardından Staten Island'lı bir adamla tanıştı. John Fogerty. Güverteye geleyim mi? Bir inşaat şirketi olduğunu söyledi. Gerçekten de vardı. Bunun gibi insanlar birbirlerini tanırlar. Eminim ki o da bu adamın zengin olduğunu hemen anladı. Başka nesi vardı? Bir şeyler yapıyor olmalıydı. Mark gibi John Fogerty'nin de karlı bir ek işi vardı. Florida'dan New York'a kokain taşıyordu. Kilolarca kokain. Staten Island'a taşındım ve taşınır taşınmaz sorunlar başladı. Andrea'nın güzelliği ve pratik zekası onu gangsterler dünyasına sürüklemişti. İki oğlumla beraber oraya taşındım ve işte bu diye düşünüyordum. Bu adama aşığım. Her şey mükemmeldi, bir şey hariç. John? John kendi kokain zolasından çalıyordu. Rehabilitasyona gitmesi gerektiğini, yardım alabileceğini söyledi. John? Birkaç defa rehabilitasyona gitti. Seni özleyeceğim sevgilim. Bir defasında gittiği merkez Tennessee'deydi. Biriyle tanıştı. Sen buralardan değilsin değil mi?
Bu adam rehabilitasyondan çıktıklarında iyi bir uyuşturucu anlaşması ayarlayabileceğini söyleyerek Fogarty'yi kandırdı. Kımıldama! Alo, Andrea kendini bir kez daha bakacak iki çocuğuyla beraber yapayalnız buldu. Bütün işler bana kalmıştı. İki tane bebeğim vardı ve John'a borçlu olan insanlardan parayı benim toplamam gerekiyordu. Andrea hayatı boyunca mafyanın nasıl çalıştığını izlemişti. Şimdi öğrendiklerini uygulama zamanı gelmişti. Parayı tahsil edecek kişi artık bendim. Gatti'nin hayran olduğu sert kız. John'un parası Merhaba. İçin geldim. Sokakta işler o kadar kolay değildi. Ne parası? Ona borçlu olduğum $5,000. Emrinde çok fazla adam yoktu ama bir çeşit mafya anasıydı. 12 saat sonra döneceğim ve tek başıma olmayacağım. Tamam. John'a borçlu olanlar ödemeyi yaptılar ve o parayı ikiye katladı. Parayı piyasada dolaştırıyordu, tefecilik yapıyordu. Bekar anne artık bir suç patronuydu. Bir süre işler iyiye gidiyor gibiydi. Abimin ve birkaç kişinin yardımıyla parayla yasa dışı yatırım yapıyordum. Bir gün abim bana geldi. Ne demek parayı ödemeyecekmiş? Bilmiyorum Andrea. $20,000. Bir takım numaralar dönüyordu. Arabaya bin ve buraya gel. Tamam. Ve lanet paramı da getir. O paraya ihtiyacım var. O benim sigortam. Tamam, tamam. O lanet şişkoya söyle. O paraya ihtiyacım var. Tamam. Ne yapman gerekiyorsa yap. Andrea'nın abisi vahşi talimatları gayet iyi dinlemişti. Gizli mikrofon sayesinde uyuşturucuyla mücadele birimi de öyle. 1992 yılının Eylül ayıydı. O sırada John hapse gireli yaklaşık 18 ay olmuştu. Parayı piyasada dolaşımda olan para sayesinde kazanıyordum. Alo. Bu şekilde yaşıyordum. Sabah saat 6'da bir telefon geldi. Arayan uyuşturucu ile mücadele birimiydi. Açmazsam kapıyı kıracaklarını söylüyorlardı. Geriye bakıyorum ve o günü düşünüyorum. Hayatımın en kötü günüydü. Andrea'nın bütün ekibi tutuklanmıştı. Cadman Plaza'ya götürüldüğümde abimi gördüm ve dedi ki... Hepsi senin yüzünden. Kendimi toparladım, saçlarımı geriye attım ve mücadele ettim. Korktun mu küçük kız? Nasılsın Andrea? Andrea sorgu odasına götürüldü. Hiçbir şey bilmediğimi söyledim. Hayatın bu yollarda geçmiş senin. Senin bütün geçmişini araştırdık. John Gotti ile takılıyormuşsun. Mark Reiter'ın sevgilisiymişsin. Ondan önce de Frank Leon'la. Yani senin hayatın gangsterlerle geçmiş. Yüzüne bakınca hemen anlaşılıyor. O yüzden benimle oyun oynama. Federaller Andrea'ya bir seçim şansı verdiler. John, ben yakalandım. Federallere her şeyi anlattı. Şimdi de mafya onu öldürmek istiyordu. Ne oldu? Dinleme cihazlarından bir istihbarat aldık. Senin peşindelermiş. Gerçekten de gizli mikrofonlardan insanların beni öldürmekten söz ettiklerini duydum. Ve bu gerçekti çünkü onlar katildiler. Evime belki 30 ajan geldi ve çocuklarımla beni toparladılar. Ama tanık koruma programına girmek o kadar da kolay değildi. Tanık koruma programına giremiyordum. Çünkü babasıyla velayetini paylaştığımız için yasal olarak yanıma alamayacağım bir çocuğum vardı. Andrea kolay pes edecek biri değildi. Adamları beni kazıkladı. Kazıklamak mı? Bir anlaşmamız vardı ama sen kurallara uymadın. Bana tam $75,000 vereceğini söyledim. Dedi ki... Başka seçeneğin yok. Çocuklarımı bırakmayacağımı biliyordum. Tanık koruma programına giremeyeceğimi yoksa oğlumu göremeyeceğimi biliyordum. Seni çatıdan aşağı atmam gerekirdi. Federaller onun sırtında bir hedef tahtasıyla evine yolladılar. Bu gangster bayandan bir daha haber alamayacaklarını düşünüyorlardı. Ama yanıldılar. Eve gittim. İki bebek için de üzerinde eyalet savcılığı tarafından ölüme terk edildi yazan levhalar hazırladım.
Mary Jo White'ın ofisini aradım ve ertesi sabah Cadman Plaza'nın önünde iki bebeğimle beraber yürüyeceğimi, New York'taki bütün habercilere de haber vereceğimi söyledim. Eyalet savcılığının beni ve çocuklarımı kurtların önüne birer et parçası gibi attığını, ölüme terk ettiğini, herkesin bilmesini ve benim gibi başka insanların da onlarla anlaşıp bu duruma düşmemelerini istedim. Orada öldürülürsem suçlunun onlar olduklarını herkes bilecekti. Federaller durumu bir daha gözden geçirip onu programa almaya karar verdiler. Ertesi günden itibaren 18 ay süreyle FBI ve uyuşturucuyla mücadele bana ödeme yaptı. Ve kimse devlete senin gibi şantaj yapmamıştır dediler. Andrea, devletin verdiği paranın biteceğini biliyordu. Böylece sadece yasa dışı yollardan para kazanmayı bilen kızımız nihayet düzene uydu. Pes etmek nedir bilmeyen Andrea zor yolu öğrendi. Kendisini yoksulluktan kurtaracak ne bir erkeğe ne de bir mafyaya ihtiyacı hiç olmamıştı. Organize suçlar işleyen bu akıllı adamların arasına karışan kadınların çoğunun sonu kötü biter. Ama Andrea'nın öyle olmadı. Andrea organize suç işleyen kişiler, katiller de dahil olmak üzere herkese karşı direndi ve çocuklarımı bırakmayacağım dedi. Suçluların gerçekten de üniversiteye gidip suçluları nasıl yakalayacağını öğrenen kimseler karşısında hiç şansları olmadığına inanıyorum. Yanlış bir şey yaptığınızda tutuklanmanız an meselesidir. Bedelini mutlaka ödersiniz. Geçmişimde tanıdıklarımdan bunu yapıp da sonu hapis ya da ölüm olmayan kimse yok. Pes etmek nedir bilmeyen Andrea zor yolu öğrendi. Kendisini yoksulluktan kurtaracak bir erkeğe ya da mafyaya ihtiyacı yoktu. Andrea'da eşsiz olan şey kendisine sıfırdan yeni bir yaşam kurabilmesidir. Bu alışılmadık bir şey. Annesi ona bir suçluyla evlenmesini öğütlemiş. Bir suçluyla evlenmelisin. Benim annemse bana tam tersini öğütlüyor. Eğitimli biriyle evlenmelisin diyor. Kaybeden biriyle birlikte olmamalısın. Seni olduğundan daha iyi yapabilecek birine ihtiyacın olacak. Daima daha iyi olmayı hedeflemelisin. Benim gittiğim yola gelirsek, ben o yolu seçmeseydim, çocuklarım muhtemelen suçlu olurlar ve yıllarca hapiste yatarlardı. Ama pratik zekamla edindiğim bilgi bu hastalıklı döngüyü kırabilmemi sağladı. Ve çocuklarımı bu kaderden kurtardı.